Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu tarz kitap öneri videolarını daha çok bekliyoruz. Hocam, old matches. Arkadaş diyor ki kitap öner, kitap. Kitaba ihtiyacımız var diyor. Kitap burada. Dün geldi. Ee, bir sürü şeyle uğraştığımız için hani bitirmedik. 20-30 sayfa, 40 sayfa okuduk. Ama eee çok okumaya gerek yok. Kitabın iyi olduğu daha ilk sayfalarından belli. Ben şimdi size oradan 5 madde okuyacağım. Kitabı alıp almamak size kalmış artık. Kitabı almak yatırım tavsiyesidir. Başarılı ve karlı bir yatırım felsefesi yalnızca bir dizi temel unsurun bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir. Başarılı ve karlı bir yatırım felsefesi yalnız bir dizi temel unsurun bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir. Nedir bunlar? 1. Muhasebe, finans ve ekonomi alanında teknik bir eğitim almak. Bak teknik diyor. Teknik ne demek? Teknik analiz değil ha. Teknik on, onunla ilgili e, kavramlara, bilgilere vakıf olmak. İhtiyaç duyduğunuz temeli sağlar. Bu gerekli bir eğitimdir. Yani muhasebeden e, finans raporunu okuyamıyorsan, finans raporundaki kavramlardan anlamıyorsan olmaz diyor. Bunu alsam bile yeterli değildir diyor. Bakın birinci şart. Birinci sıraya ne koymuş? Temel analizi koymuş. Temel analizi her şeyi bileceksin ama yine yetmez diyor. İkinci şart nedir? Piyasaların ağlarının işleyişiyle ilgili görüş önemlidir. Yani borsan e, nasıl inip çıkar, niye inip çıkar... Borsadaki kuşluklar nelerdir? Bir hisse niye aşağı gider, niye yukarı gider? Bu işleyişi bilmen lazım. Benim videolarımın çoğunluğu buraya odaklanıyor. Bu görüşü yatırıma başlamadan önce oluşturmalısınız. Yani hemen bir hisseyi duyduğunuz zaman gidip nereden nereye gelmiş, değeri nedir? Hesap, kitap yapmadan hisseyi atlayıp 10 katından, 20 katından aldığınız zaman zarar edersiniz. Onun için borsanın işleyişini bilmeniz lazım. Borsa ee, öyle araba aldın, araba alır gibi gidip alınmaz hisseler. Niye? Çünkü araba ederinden işlem görür. Çok çok 5-10 bin lira. Yani %10-20 yukarıdan seni kazıklarlar. Ama hisse öyle değil. Sana 1 liralık hisse 50 liraya verilir. Haberin bile olmaz. Onun için işleyişi önceden öğrenmen lazım. Benim bütün gayretim bunun içindir. Bak adam da aynısını söylüyor. Bu görüşü yatırıma başlamadan önce mutlaka oluşturmalısınız. Fakat yolunuza devam ettikçe eklemeler yapmalı, sorgulamalı, geliştirmeli ve yeniden biçimlendirmelisiniz. Yani e, her şey fiyat değildir. E, önemli olan 2 liradan 10 liraya gelmiş olan kağıdın 10 liradan da 50 liraya gideceğini de bilmek gerekiyor. Ya da 1 liradan 50'ye gelmiş 50'den 750'ye gideceğini de görmek gerekiyor. Eğer birinci maddeyi çok iyi yaparsanız işleyiş işte ikinci maddeyi de daha iyi yaparsınız. Bu Matematikte işte dört işlemi bilmek birinci madde, problem çözmek ikinci madde, denklem kurmak ikinci madde. Yani sen daha dört işlemi yapmadan gelip eee üç bilinmeyenli denklemi çözmeye çalışırsan beceremezsin. Burada da böyle. Daha finans raporu şeyi, finans bilançoyu okumayı bilmiyorsun. E trilyoner olacaksın. Kusura bakma. İlk görüşlerinizin bazıları okuduklarınızdan gelecektir. Bu yüzden okumak önemli bir yapı taşıdır. Okumaya devam etmek yaklaşımınızın etkinliğini artırmanızı sağlar. İlk görüşlerinizin bazıları okuduklarınızdan gelecektir. Bu yüzden okumak önemli bir yapı taşıdır. Okumaya devam etmek yaklaşımınızın etkinliğini arttırmanızı sağlar. Çekici bulduğunuz geçeceğim diğer tarafa ama şunu bir yorumlayalım. Arkadaşlar kitap okumadan, finansal raporları okumadan, firma hakkında bilgi toplamadan bu sadece hani firma işte finans raporu, faaliyet raporu okumak değil. Genel olarak da ticaret kültürüne, dünyadaki ekonomik olaylara bilgi kültür seviyesinin yüksek olması gerekiyor ki insanlar anlayabilsin. Yani biri gelmiş gene neyse onunla uğraşmıyorum kendi bildiğini yapsın. Ne diyor ondan sonra? Fikirleri benimser. Bulma, bulmadıklarınızı göz ardı edersiniz. Özellikle yatırım faaliyetlerinin katı sınırlarının dışında okumak harika olur. Bakın sadece yani faaliyet raporu, finans raporu oku demiyor. Değişik mesela ben kişisel gelişim okuyorum. Komplo teorileri okuyorum. Yani video izlemek de okumak gibi bir şeydir. Efsane yatırımcı Charlie Munger çoğu zaman geniş bir alanda ve farklı konularda okumanın yararlarına işaret eder. Tarih, evet tarih okumak lazım. Psikoloji, felsefe, din, ekonomi, e, kişisel gelişim, e, iktisat, işletme. Ne bulursan okuyun. Ne? Ha? Hayat okumakla güzel ya. Ben diyorlar ki sen ne, ne aldın da bu kadar mutlusun? Dün biri bu kitapları alınca mutlu oldu. İki kitapla mutlu oldum. Orada mesele iki kitap değil ki. Orada e, Öğrenmenin verdiği mutluluk var yani. Yoksa ev kitap dolu. 10 bin tane kitap var yani. Tarih ve diğer alanlardaki süreçler hakkında okumak. Etkili yatırım yaklaşımlarına ve alınacak yatırım kararlarına büyük katkı sağlayabilir. Bak sağlar demiyor. Sağlayabilir. Neden? Çünkü kitap okumak tek başına yetmiyor. Onları e, analiz edebiliyorsanız. Yani parçalarına ayırabiliyorsanız. Analiz. Sentez birleştirebiliyorsanız yeniden. Faaliyet raporunu okumak da böyledir. Analiz sentez, analiz sentez. Bu iki kavramı Google amca yazın. Güzel kavramlar bunlar. E, bilgileri mutamot almamalıyız. Yani bilançodaki bilgileri ayrıştırarak inceliyoruz. Sonra hisseyle ilgili kantitatif, grafik, teknik analiz, faaliyet raporu, gelecek sektörel analiz bunları birleştirerek ee, tekrar bir hüküm veriyoruz. Öyle iki kavrama bakıp da hisse alıp satmak kolay iş değil. Yani o kolay da oradan para kazanmak kolay iş değil o şekilde. Demek ki üçüncü madde neymiş? Bir, temel analiz çok iyi olacak. İkiyi unuttum. Evet, iki neydi arkadaşlar? İki, piyasaların işleyişini çok iyi bileceğiz. 3 kitap okuyacağız. Yani genel kültür yüksek olacak. 4 yatırımcılarla fikir alışverişinde bulunmak. Yani istişare etmek. E, hisse hakkında başkaları ne düşünüyor? Ben bunu hani daha önceki videolarımda çok gösterdim. Twitter'a hissenin ismini yazıyorduk. Genelde %80'i grafik çıkıyordu. O da iyi. Yani en azından teknik analiz e, konusunu tamamlamış olursunuz. %20'si temel bilgiler veriyor Twitter. Ben çoktan girmiyorum belki 6 aydır boş geldi bana Twitter. Kendim okuyup araştırıyorum daha iyi. E, tabii ki iyi bilen arkadaşlar bazen bana yazıyor soruyor onlar sayesinde e, hisse hakkındaki bilgilerimiz daha artmış oluyor. Yatırımcılarla fikir alışverişinde bulunmak ufkumuzu genişletme ve fikirlerimizi geliştirme yönünde paha biçilemez bir kaynak olabilir. Yatırım yapmanın bilimsel olmayan doğası ışığında öğrenme sürecinizin bitmesi diye bir durum yoktur. Evet. Ve bilgi hiç kimsenin tekelinde değildir. Gördünüz mü arkadaşlar? Baara çara dün söylüyordum. Yani illa diplomalı insanların söylediği doğrudur. Onlar bilgi onların dışındakilerin söylediği bilgi e, doğru değildir gibi saçma bir düşünce yok. Ne diyor? Bilgi kimsenin tekelinde değildir. İlla piyasa uzmanları bilir. Bilirse zaten onlar zengin olurdu. Yatırım tek başına yürütülebilen bir faaliyet olabilir. Ama tek başına yatırım yapanların hem entelektüel anlamda hem de kişiler arası ilişkiler açısından çok şey kaçırdığını düşünüyorum. Yani bir hisseyi alırken mesela şu an moda bir şey var. Bir hisseyle ilgili telegram oluşuyor. Orada bir sürü fikir alışverişinde bulunuyor. Güzel bir şey oluyor Bence. Yani siz de kendi hissenizle ilgili bir telegram grubu kurun. Ne kadar şey varsa, o hisseyle ilgili kişi varsa çağırın, fikir beyan etsinler. Doğrusu çıkar ortaya. iyi niyetler de çıkar. Pazarlayanlar da çıkar. Anlayabilen için sıkıntı yok. Yani önemli olan doğru bilgilere ulaşmaktır. Zaten altında ee, toprağın içinde yüzde bir iki yani cevher olarak yüzde doksan sekizine eliyorsunuz ki altını bulasınız toprakta. Bilgiler de öyledir. Yani her YouTube kanalı, her Telegram, her e, tweet doğru değildir. Yüzde doksan yanlıştır. Sizi kandırmaya yöneliktir. Ama sizde kuyumcu hassasiyeti varsa sarraf gibi altını bulup alabiliyorsanız hisselerle ilgili de doğru bilgileri şak diye alırsınız. Onun için e, dördüncü maddemiz değişmeye, aslında ben bunu öyle yorumluyorum. Değişmeye, gelişmeye açık olmak, farklı fikirlere açık olmak, man kafalı olmamak. Yani ön yargılı olan, değişmeye, gelişmeye açık olmayan insanlar e, ilerleme kaydedemez, para da kazanamaz. E, o kendi e, bildiği düz yoldan devam eder. Tabii o düz yol bir çıkmaz sokağa girdiğinde de e, sövüp sayıp durar. Yani hayatı pişmanlıklarla dolu olur. Sonradan pişman olacağına önceden pişman ol. Geri dönüş yapmak, yanlış yaptığını bilmek, az bildiğini kabul etmek erdemliliktir, büyüklüktür yani. Bilmediğini söylemek kadar güzel bir şey yoktur. Maalesef bizim toplumumuzda da herkes her şeyi biliyor, kimse bilmediğini itiraf edemiyor. Ben çoğu şeyi bilmiyorum diyorum, ben araştırmadım, bilmiyorum. Bana diyorlar ki öyle söylersen senin takipçin artmaz. Sıkıntı yok. Ben bildiğim kadarıyla idare ediyorum. Benden kötü bilenler beni takip eder, benden iyi bilenler takip etmez. Yani herkes takip ettirecek, yani yapmacıkla herkes takip ettirmenin bir anlamı yok ki. Ben bildiğim bu kadar, bu kadarıyla memnun olan takip eder ancak. 5. Son olarak gerçekten deneyimin yerini hiçbir şey tutamaz. Ne dedik? Balık tutmak isteyen ıı, ıslanır. Balık tutmak istiyorsanız ıslanmayı göze almanız lazım. Burada da piyasayı öğrenmek istiyorsanız size zarar vermeyecek bir miktar parayla e, başlamanız lazım. Yani sana 1000 lira mı kaybedince zoruna gitmiyor? 1000 lirayla başla. Eğer 1000 lirayı 10.000 bin lira yapabiliyorsan 100.000'i de 1 milyon yaparsın. E, 1000 lirayı 10.000 bin lira yapamıyorsan 1000 lirayı batırdıysan bil ki 100 de batıracaksın. O zaman dön iyice öğren. İkinci denemeye geldiğin zaman öncekinden farklı bilgilerin olsun, farklı donanımların olsun ki ikinci bin lirayı kaybetme. İkinci defa bin lirayı on bin yap. İkinciyi yaptıysan tamam miktarı arttırabilirsin. Her geçen yıl yatırımı farklı şekilde görmeye başladım. Evet yani işin içine girdikçe işle işi öğrendik de ne diyorum ben sloganım borsada ezbercilik yoktur. Her hissenin hareket tarzı farklıdır. Her hissenin e, spekülatörü, piyasa talebi e, hızlı iniş çıkışı farklıdır. E bu nereden geliyor? İşte deneyimden geliyor. Yani birisi 1 liradan bana işte şu an öyle eleştiriler okudum az önce. E, he, he, sen insanlara borsada böyle para kazanacağını söylesen hepsi kaybeder. Yani niye kaybettin? Ben sadece bu cümleyle niye alıyorsun ki? Ben defalarca da okuyun okuyun araştırın araştırın diyorum. Sen birisi ucuzken beklentisi varken kademeli olarak alıyorsan ve gerçekten gelecekte bu firmada varsa niye zarar etsinler ya ben anlamıyorum ya niye zarar etsinler yani bir firmanın öz kaynakları 6 yılda 3 kat artacaksa e, hisse de 3 kat artacak bunu alan ucuzken bak bu ederinden ve ederinin altında alan ederi pd'si 1 ve 6 ise veya 3'tür ama ettiği karlarla bu PD3'ün arasını doldurabilecekse ya bunu alan adam niye zarar etsin ya? Ben on aydır ettiğim analizlerle ya bu kadar çalkantılı oldu. 50 tane sorun yaşadı. Benim hisselerin %90'ı hala analiz ettiğim yerin üstünde ise demek ki doğru hisse alınca zarar edilmiyor. E %50 %100 kar edince de kısa sürede satmasını biliyorsa parasını katlıyor. Benim dediğimi anlayanlar da parasını katladı. Daha dün bir arkadaş e, attı. Şimdi paylaşmak istemiyorum onu. E, paylaş dedi de başka iş, şeyler de yazdığı için başka alsatlar da yaptığı için ya millet onu görünce bir sürü laf ediyor. E, 50 bin liraya ulusoyu 10 almış 150 bine satmış. Bakın çok basit değil mi? Ulusoy'un 5,5 tane analiz ettik 15,5 e, oldu. Yani niye potansiyel olan kağıda alınca insanlar zarar ediyor? Ben anlamıyorum. Ya git Ulusoy onu al demiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bana göre biraz dinlenmesi lazım. Ha yeni bir haber gelir. Yeni kalan 1200 tonluk de şeyi de devreye alır. Ya da yabancı bir ortak bulur. Tekrar fırlar bu sefer 20-30 olur. Yani ben kimsenin al satına karışmıyorum. İster al ister sat. O senin bileceğin iş ama doğru hisseyi doğru zamandan alırsan kazanacağının örneğidir bu. Ben 5.5'ü analiz ettim. Bundan sonra da 5.5'ün altında Zor düşer. Ha, düşerse de sen ne yapman lazım? Bilançoyu, haberleri takip etmen lazım. Çok çok olumsuz bir şey varsa zaten girmemen lazım o zaman. Demek ki deneyim çok önemli. Yani deneyim de nedir? E 500 hisseyi araştırmana da gerek yok. Ne yapacaksın? Bir hisseyi etrafta bir zahmet para kazanmak istiyorsan 3-5 ayını vereceksin. Hadi zamanım yok diyorlar. Yok şudur, yok budur. Ya kardeşim benim bir hisseyle ilgili en fazla sasaya çekmişim. 23 tane videom var. Hepsini bütün videoları izlemen kaç dakikanı alacak ya? Hızı 1.5'a 2'ye al. 23 videoyu senin 3 saatini alır. Yani sen bir ay içinde 3 saatini de bu işe ayırmıyorsan o zaman bu iş sana göre değil. Yatırım yapma. Git kendine sağlam arsa al. En güzeli arsa, tarla. Tarla al. Şehre yakın bir yerde tarla al, icara ver. Allah çok güzel. Bu ben araştırma yapamıyorum diyenler. Ee ben hisseyi nereden alacağım, nereden satacağım bilemiyorum diyenler. Ya öğrenin ya da gidin gayrimenkule yatırım yapın. Altına yatırım yapın. Altın ee second altın benim için ikinci ee yatırım aracıdır. Parası olan için diyorum yani. Benim de içinde ben hiç altınla işim olmadı. Bir gram altınım yok. Hanım bana fırça atıyor yüzüm yüzümüz bile yok ya. Neydi onun adı? Bileziklerim, kolyelerim yok diye. Yani altın altın bana göre değil yani. Ama parası olan için borsaya yatırım yapıp zarar edeceğine git altın al. Biz herkese borsaya gel demiyoruz ki. Okuyan, araştıran, kafası basan, 1'e 50, 1'e 1500 kazanmak isteyenler gelsin diyoruz. E bu da bedel ister. Göz nuru, akıl teri. Diyor ki bedava beğenir, fare kapanında var. Evet, biz bedava mı yap dedik. Ya bak bir kitap okuyoruz, bir kendimizi yırtıyoruz şurada. Öğrenmek için. Yani bir insan gidip maaş almak için 16 yıl okuyor, 30 yıl çalışıyor. Aldı, kazanacağı bütün maaşların toplamı 2 milyon. E sen bu işi 100 bine 5 yılda 2 milyon yapacaksın. E biz Ahmet 3-5 saatini ayırmayacaksın, 3-5 tane kitap okumayacaksın, 3-5 tane video izlemeyeceksin. Yok öyle bir dünya. Öyle bedava peynir o zaman olur. Ama benim dediğimi yaparak geliyorsan bedava peynir değildir o. Evet. Bir sonraki nasıl başa çıkacağım konusunda bazı şeyler üretti. Uzun bir kariyer öneriyorum. Uzun bir kariyer öneriyorum. Bakın kariyer kariyer değil ha. Buradaki kariyer yani bir eğitim süreci uzun olacak. Yani siz borsada olduğunuz sürece sürekli öğreneceksiniz. Kendimde yakın zamanda son vermek için bir neden görmüyorum. Bak adam bu iş para kazanıyor, zevk alıyor. Yani bu işi diyor mezara kadar devam edeceğim diyor. Bu iş öyle bir şey. Yani Hazreti Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Beşikten mezara kadar ilim öğrenen diyor. E sen oturup televizyon karşısında dizi izliyorsan o elim öğrenmek değil. Sana bir faydası var mı yok mu bilmiyorum ya. İzliyorsan da izle yapacak bir şey yok. Ama borsaya gireceksen e, kitap istiyorsunuz. Aha size kitap dalgaları yönetmek. Bak 5 maddeyi 20 dakikada anlattım. Ben bu kitabın hepsini anlatırsam var ya 55 bin tane video çıkar abi. Evet neyse bu kadar yeter. Dalgaları yönetin. Para kazanın. Yönetemiyorsanız da sörf yapmayın.